pense à moi, je pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, yeah, yeah. Bir yatak markasının reklam yüzü olan Yeşilçam'ın 77 yaşındaki usta oyuncusu Nebahat Çehre, Magazin Altın'ın sorularını yanıtladı. Türk kadınlarında idolüsünüz, hem yaş olarak hem de fizik olarak, bu yaşta fiziğiniz halen daha çok güzel olması çok konuşuluyor. Nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle buradan başlamak istiyorum. Tabii ki fiziğimi mümkün olduğu kadar sağlığım açısından, kilonun zararlı olduğunu hepiniz biliyorsunuz, evet. Almamaya çalışıyorum. Hep 1-2 kiloda oynuyorum. 3. kiloya geldiğim zaman hemen gene stop diyorum. Diyetli yemeklere başlıyorum. Bir kere bunu yapmanın nedeni hem kendi sağlığım hem de benim mesleğimden dolayı beni izleyenlerime olan saygımdan kaynaklanıyor. Ne yersiniz sabah kalktığınızda? Sabah kalktığımda bir tasın içinde 2 tane çeri domates, maydanoz ve limon, 1 tane salatalık, 3-4 tane zeytin, zeytinyağının içinde olan, kekikli falan zeytin, böyle kibrit kutusu kadar beyaz peynir ve acı biber sivri, yeşil biber, bir de küçük kızarmış ekmek. Çehre, Hülya Avşar'ın da kendisi gibi yatak reklamında oynadığı hatırlatıldı. Yatak reklamını ben gelen herhangi bir reklam da olsa yakından takip ediyorum. Gidiyorum, görüyorum, dokunuyorum. İnanç duyduğum anda onu kabul ediyorum. Hülya Avşar'ın da bir oynadığı yatak reklamı var. Evet, biliyorum. Rakip olarak mı görüyorsunuz acaba kendisini? Yok, ne o beni görüyordur zannetmiyorum ne de ben onu. Tamamen tesadüf. Yatak reklamında doğru bir isim olarak söylenmiş sahiplerine, çok araştırmışlar. İnanmışlar bana, seyircinin de bana inanacaklarını düşünmüşler. Bu nedenle ben de sevdim, çok da kaliteli bir yataklar. Kendime de hemen istedim zaten. Bir sürü reklamlar geliyor. Bunlar bir takım şeyler, zarar verir mi, gerçekten bu doğru bir iş mi diye tabii ki eriyorum. Usta oyuncu geçen yıl çıkardığı kıyafet koleksiyonuyla da adından söz ettirmişti. Koleksiyon tabii biliyorsunuz geçen sene hazırladı. Evet. Şimdi bu sene yenilikle koleksiyon hazırlanıyor. Bitsin, sunacağız artık. 2022 olarak mı giriş yapacaklar koleksiyon? 2021. 2021'in koleksiyonları. Nasıl bir koleksiyon gerçekleştirdiğini önden bilgi verebilir misiniz? Yok. Yani ama rahatlığa çok önem veriyoruz. Bu dönemde biliyorsunuz. Evet. Çoğun başka şeyler, rahat kostümler tercih ettik. Mümkün olduğu kadar rahat ama yine de bir hoşluğu, şıklığı olsun istiyoruz. Nebahat Çehre her yıl yeniden yayınlanan efsane dizi Aşk-ı Memnu'yu izlemeye devam ettiğini belirtti. Bebeği aldırmanı Adnan Bey mi istedi? Hayır. Anlaşıldı. Halen daha konuşulan bir Aşk-ı Memnu hikayesi var. Evet, oynuyor şu an. Halen daha gidiyor. Siz izliyor musunuz? Televizyonda çıktığı zaman... Eğer evdeysem izliyorum, evet. İzlememin nedeni de... Bakıyorum oynadığım sahnelere, bunu böyle mi yapsaydım, ha iyi yapmışım veya işte bunu daha değişik yapmam gerekir. Yani beni yetiştiriyor tabii o gözlem. Onun için izliyorum. Eksik kaldığını düşündüğün sahneler olmuş mu hiç izlerken tekrar? Orada hiç olmadı. Şey yapsaydım. Orada olmadı, oturdu. Yani benim son 3 yaptığım dizi çok oturdu karakterler. Tekrar öyle bir proje istiyor musunuz? Aynı oyuncu, aynı kadroyla? Kadro zaten her zaman sevdiğim evet. Dostlar oluyor. Artık ömür boyuluk oluyor dostluklar. Sevdiğim bir kadroyla tabii ki niye olmasın? Görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz. 90'lı yıllardan beri hayatında kimsenin olmadığını belirten Çehre, aşk arayışı içinde değilim dedi. Aşk oyunu demişler. Aşk defterini kapattınız mı? Sormak istiyorum ona. Aşk defteri çok uzun sene oluyor. 90-90. 90-91'lerden beri. Hep yandı. Aşk dedik, detoksuna mı girdik acaba? Yok, aşk yani bu rastlantıdır. Hı hı. Yani bir anda duygular çıkar ortaya. Öyle bir duygu yaşamadığım için böyle bir ilişkiye girmedim zaten. Hı hı. Ailem, yeğenlerim, çocukları, dostlarım, sevdiğim arkadaşlarım çok mutluyum. Böyle bir arayış içinde de değilim. Geçen günlerde verdiği bir röportajda en iyi yazlık arkadaşının yazlığıdır esprisini yapan ünlü oyuncu bikinili yakalanmaktan korktuğunu söyledi. Böyle bir laf vardır biliyor musunuz? Yani bu söylenen her zamanki bir şey kullandım. Hep böyle arkadaşlarım gerçekten onlarla oldum.
Çünkü onlarla olmaktan mutluluk duyuyorum. Dağılmış böyle bir güzel arkadaş gruplarım var. Yakınlarım tabii, çok yakın. Çocukluk arkadaşları gibi. Gibi. Onun için rahatlıkla onlarda kalabildiğim için zaten gidiyorum. Bu sene gidecek misin çocuklar? Evet, gideceğim. Nerede görecek sizi? Söylemeyeceğim, şurada yakalanırsa. Öyle bir sorunuz var mı ayılın şimdi çekilmeyi? Tabii ki herkes gibi. Bir de artık benim böyle yakalanmalarım olmamalı. Çok şeker, çok güzel kızlarımız var. Aslında onları yakalasınlar. Yakalasınlar. Beni de rahat bıraksınlar, huzurlu şey yapayım, tatil geçireyim. Usta oyuncu içinde ukde kalan bir hayalinin olmadığını da sözlerine ekledi. Yapmazsam gözüm açık ilerlediğim bir şey oldu mu? Yaptığım 127 sinema filmde her karakteri oynadım. Evet. Sevdim, sevildim, evlendim. Tersini yapmam, mutsuz olurum çünkü. Bunları yapmış olarak kendimi mutsuz hissetmiyorum. Keşke bunu da yapsaydım diye. Henüz böyle bir şeyim yok. Nebahat Çehre geçmişteki birikimlerinden dolayı pandemiyi maddi anlamda rahat geçirdiğini söyledi. Tabii ki çok asosyal yaptı bizi. Ürküttü. Evet. Yapmak istediğim şeyleri geri bıraktı. Ama önemli olan sağlık. Üç şeye dikkat ediyoruz işte. Maske, mesafe, hijyen. Umarım çok yakın zamanda atlatırız. Sanatçılar bu pandemi sürecinde biraz geçim sıkıntısı yaşadı. Sizin de böyle bir geçim sıkıntısı yaşadığınız günler oldu mu hiç pandemi sürecinde? Daha önceki yatırım olduğu için böyle bir sıkıntı yaşamadım. Ama haklı olarak müzisyenler var, konserler veremeyenler var. Bunların içinde tabii ki imkanları çok, şartları çok iyi olanlar demiyor bunu zaten. Yani biraz daha yan orkestraları, şeyleri, onlar birazcık herhalde çekmişlerdi. Yoksa yıllardır isim yapmış insanların pandemide bu kadar sıkıntı çekeceğine inanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sizler de sağ olun.